Herkese merhabalar, yeni video. Hoş geldiniz. Bugün beni göremeyeceksiniz. Allah. Şu an nerede olduğumu bilen var mı bilmiyorum ama şöyle barbarın yanlış bölgesine geçersem azıcık gözüküyorum. Neyse. Ayarlarla oynuyordum da o yüzden öyle bir değişiklik olsun diye bir şey yapayım dedim. Bugün izleyicilerimizden bir sponsorumuz var. Video sponsoru. Tabii sponsordan kastım da yorum sponsoru Rusty. Kendisini tebrik ederim. Bu yoğun çabasından dolayı bu videoyu bana çektirtiyor şu anda. Siz de onun gibi istediğiniz bir saldırı varsa yorumlara belirtebilirsiniz. O arkadaşın yorumları üzerine bugün belediye 12 ve 13'ten bu saldırıyı göstereceğim. Süper ejder, süper ejder değil, süper büyücülü ejder. Ordu bu şekilde bakın. Kaleyi de dolduralım hemen şuradan. Zaten ordu hazır. Tamam. Kale de bu şekilde. Ordu bu şekilde. Bir belediye 13'ten bir 12'den saldırı atarak bu orduyu nasıl kullandığımızı göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Şimdi 12'deki orduyu da göstereyim hemen. Bir de normal kırıcı kullanıyorum ben. Eğer siz süper kırıcı açabiliyorsanız açın. Daha iyi olur. Ben alttan normal kırıcı aldım. Bu hesaplar benim bağış hesabı olduğu için süper kırıcı açmak istemiyorum. Yine bunda da kaleye süper büyücü alacağız. Hatta dur şimdi şunu siliyoruz. Zeplin var. Bu şekilde alalım. Kaleye direkt bodoslama full büyücü almayın çünkü böyle olduğunda şu şikayeti yapabiliyorsunuz sonrasında. Benim büyücülerim bombaya ölüyor, seninkiler niye ölmüyor tarzından. Büyücüden önce bu şekilde küçük birlik aldığınızda ilk önce onlar çıktığı için bombaya bunlar göğüsüyor. Normal süper büyücülerin ölmesini engelliyor. 12'deki ordu da bu şekilde. Şimdi yani saldırıyı nasıl yaptığımızdan bağımsız şundan bahsetmek istiyorum ben direkt. Mesela kral kraliçe atacaksınız ya. Şuradan ejderleri yollayacağız diyelim. Bakın ejderleri böyle yolladıktan sonra koruyucu da atalım hadi. Barbar Kral Kraliçe'yi böyle direkt rastgele salmayın. Böyle olduğunda mesela Barbar Kral nereye gidecek? Aşağı gelecek. Burada birazcık şansımız yaver gitti. İstediğimiz yönde gitti. İkisi aşağı doğru gitti ama. Ama bir dakika, Barbar Kral kışlayı lütfen al dediğim çıksın. Neyse çıkmadı. Kraliçe ikisi de posuna çekti. Bu şekilde ikisini arda arda direkt spamladığınızda ikisi bazen rastgele yerlere gidebiliyor. O yüzden bu orduda ufak bir nokta olarak buna dikkat etmenizi istiyorum. Hatta daha net bir şekilde göstereyim ben şimdi size bunu. Mesela burada burası mesela bahsettiğim olaya çok uygun, tamam mı? Ejderleri şuradan attık diyelim, tamam mı? Koruyucu da attık. Barbar Kralı Kraliçeyi şöyle rastgele spamladık, tamam mı? Bekliyoruz. Şu an bakın Barbar Kralın hareketini iyi izleyin. Okçu kuletini indirmeyin lan. Neyse. Yine olmadı oğlum ya. İstediğim bu değildi. Şimdi sen bilmiyorsun diyeceğiniz ama şimdi Barbar Kral böyle durumlarda bazen ejderlerin altına giriyor, tamam mı? Ondan onu göstermeye çalıştım ben. Bir türlü beceremedim. Göstereceğim, bekleyin. Bu sefer ayarlayacağım bak. Bu sefer ayarlayacağım. Şimdi az önceki kral kraliçeyi yine ayarlayalım. Bak şu ejderleri saldım. Sıkıntı yok. Daha sonra buradan Barbar Kral'ı kraliçeyi bıraktım, tamam mı? Barbar Kral böyle bıraktığınız zaman direkt gidiyor ejderlerin altına. Hiçbir alta yaramıyor. Üstüne zararını neden derseniz eğer rakibin klan kalesine havaya bakan birim yoksa, yani direkt karaya ayarlı birimler varsa, örneğin tazı gibi, Barbar Kral bunu çıkartıyor. Bütün ejderlerin fokusunu, odağını o çekiyor. Böyle bir sıkıntıya sokuyor. Bazen de tam tersi olabiliyor. Kraliçe aynı şekilde Barbar Kral gibi ejderlerin altına giriyor. Çünkü önünden Barbar Kral hızlıca gidiyor, etrafı temizliyor. Kraliçe bu sefer ejderlerin altına gidiyor. Bunu da istemezsiniz. Kral Kraliçe arka arkaya gitmesi lazım. Onu da nasıl yapacağınızı şöyle göstereyim. Onun taktiği de şu. Az önce gibi bodoslama bırakın direkt. İlk iki seferde yaptığım gibi direkt bodoslama salın. O bir şaka tabii ki de. Mesela ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi sizin kraliçenizde unicorn yok. Bu belediye binası seviyelerinde. Üzülmeyin, ileride olacak. Şimdi ejderleri saldık ya buradan. Tamam mı? Ejderleri saldık. Mesela kraliçe hasar çok yemeyecekse, sadece bu tarzda bir tane top varsa kraliçeyi bırakın. Azıcık hasar yesin. Hiçbir şey olmaz. Şöyle azıcık hasar yesin. Tamam mı? Baktınız üstteki binalar, yani yukarıdaki ejderlerin geldiği binalar temizlendi. Barbar Kralı salın. Bu şekilde. Hero'ları ejderlerin bir tarafından bu şekilde salın. Şimdi dilerseniz saldırılara geçebiliriz. Bakalım nasıl kullanıyoruz. Tabi dilerseniz dedim. Diliyorsanız eğer like tuşuna basın. Sonra abone değilseniz abone olabilirsiniz. Öğreniyoruz herhalde bu işleri yavaş yavaş, değil mi? Neyse. Geçelim saldırıya. Rakip ararken de azıcık konuşayım ben gene. Yine bana maruz kalın. Bu kaçmış? 12. Biz 13 ile saldırıyoruz. Belediye 12'de özellikle belediye binasına erişmek çok kolay. Örneğin buradaki olduğu gibi. Ve Zeplin 4 level olduğu için her yere gidiyor bir tane tazıyla. O yüzden mesela belediye binasının etrafında bu şekilde tekli cehennem, X'e'yi, kartal topu vesaire bu tarz savunmalar varsa direkt belediye binasıyla birlikte o etrafındaki savunmaları süper büyücüyle temizleyin.
Belediye 12'de bunu yapabilirsiniz. Belediye 13'te bazı düzenler var. Zeplini belediyeye yollamak birazcık sıkıntı olabilir. Bunun savunmaları zayıfmış. Sıkıntı olabilir. O yüzden yıkabileceğiniz en ağır savunmaların olduğu bölgeyi yıkmaya çalışın. Süper büyücüyle. Çünkü süper büyücü bildiğin ateş. Ateşle oynuyorsunuz. O ateşi doğru yerlere yönlendirin. Belediye 13 güzel bir rakip de gelse de göstersek. Aha geldi. Bu güzel. Antiki düzen. Savunma seviyesi birazcık düşük ama olsun. Şimdi burada ne yapabiliriz mesela? Belediye binasına gitmesi birazcık zor. Neden zor? Mesela bu boşluklardan direkt tazı geçmiyor, tamam mı? Bazıları direkt buraya bodoslama zeplin gönderir. Ben şimdi orada tuzak varmışçasına bir saldırı yapmak istiyorum. Ve başka da aklıma hiçbir şey gelmiyor. Oraya bodoslama girmekten başka. Şimdi dur bakalım. Ne yapabiliriz? Bak şu X hava savunmasının arkasındaki boşluk birazcık az. O yüzden Tazı'ya geldim, buraya yolladım. Bir tane de balon atalım savunmaya. Hatta bir tane daha atalım. Şimdi Zeplin birazcık ilerlesin. Şurada rakibin kraliçesini ve çoklu cehennemi indirmeye çalışacağım ben. Böyle indirdik. Azıcık bekledik. Öfkeyi yolladık. Burada görünmezlikleri iyi kullanın. Süper büyücü iki sefer vurduğunda genelde görünmezliğin süresi biter. Eğer saymak istemiyorsanız buna dikkat edebilirsiniz. Şimdi barbar kralı görünmez yapıp anti uçağı alalım diyecektim ki gerek de kalmadı. Şimdi süper büyücü temizliğinden sonra ejderlerle gitmek nereden mantıklı? Bakın buradan gideceksiniz. Neden derseniz, buradan giderseniz çok dağınık bir alan var ama buradaki koridor biraz daha küçük. Buradan bir tane ejderle başlayabiliriz. Şuradan duvarları kıralım. Güzel. Güzel, güzel. Şuraya balonları atalım. Ejderleri spamlıyoruz. Kalan balonları yolladım. Buraya bebek ejderi atalım. Şimdi önden sadece yok, kraliçeyi salalım. Az önce dediğim gibi barbar kralı bırakmadım. Aşağı doğru gelmemesi için. Şimdi belediye binası ve kayasıçlara bir dondurma atalım. Öfkeyi belediyede kullanacağım ki belediye çabuk gitsin. Şimdi barbar kralı da kullanabiliriz. Belediye binasına bir buzluğa attım. Şimdi burada birazcık ilerlesinler. Bir buzluğa attım. Koruyucuyu çok iyi yerde kullanmak istediğim için bekletiyorum. Öfke koruyucu. Oradan çok güzel çıktık mesela şu an. Aşırı güzel çıktık. İki tane bebek ejder almamın sebebi de Hero'ları kaçırtmamak için, onu da söyleyelim. Hatta şampiyonu da arttırdık zaten. Şu anda bebek ejderi de bu. Alttan kullanalım. Kelle avcısını bu arada ejderlerle göndermeyin. Neden derseniz, o da az önce videonun başında bahsettiğim gibi barbar kral ejderlerin altında tazıyı çıkartıyor ya. Kelle avcısı da aynı şeyi yapıyor. O yüzden kelle avcısını böyle kenarda köşede rakibin kralla uğraşacağınızda ona yollayabilirsiniz. İlk saldırıdan bu şekilde büyü arttırmalı, şampiyon arttırmalı falan filan. 3 aldık. Geçelim diğer saldırıya. Şimdi yine belediye 12'deyiz ama 13'e saldıracağım. Neden derseniz az önceki saldırıdan cesaret aldım ve buradaki açıktan da yararlanmayacağım. Tazıyı buradan yolladığınızda bakın şu boşluktan yolladığınızda belediye binasına gidebiliyor. Tam şu aradaki boşlukları Tazı neden ona test ediyor denebilir. Test ediyor, güdümlüler çıkıyor varsa çıkmıyor zepline doğru. O yüzden Tazıyı buradan yollayıp zepline de buradan yolladığınızda belediye binasına alabiliyorsunuz. Şöyle Tesla'ya da bir tane balon bıraktım. Zeplin burada belediye binasını alacak. Patlatıcı vurdu, vuramadı. Güzel. İndirdik. Görünmezlik, öfke. Bekliyoruz. İki tane vurdular, vuramadılar. Bak, 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 bak. Şu an savaş tekrarından ben size görünmezlik büyüsünün neden geç attığımızı göstereceğim. Hem de çok güzel bir örnek olacak. Savaş tekrarına bir girelim. Orada çok çok iyi oldu bunu denk getirmemiz. Belediye binasını da alamayacağız galiba. Harika. Harika. Belediye almamız lazımdı ama o denk geliş güzel oldu. Şimdi koridor olarak sol taraf biraz daha güzel duruyor ama orada şöyle bir sıkıntı var. Klan kalesi var. Neyse, barbar kralı kullanmayı veririz. Şuradan bebek ejder güdümlü yedik. Bir bebek ejder daha. Şu okçu kulesini balonla alalım. Şuraya bir tane ejder atalım. Koruyucu havada. Evet. Şuraya bir tane normal ejder atıyorum. Kraliçe bakın bu üst tarafta çok hasar yemeyecek. O yüzden sadece kraliçe ile ilerleyebiliriz orada. Şuradan koruyucuyu bıraktım. Balonları saldım. Kraliçeyi attım. Barbar kralı bekleteceğiz. 3 gelmeyecek. Belediye binasını alamadığımız için 3 gelmeyecek muhtemelen. Şimdi tekli cehennem ve kayaçları donduruyoruz. Barbar kralı bırakmamın sebebi de şu şey. Klan kalesi orada ya, o yüzden şuraya bir öfke kullanabiliriz. Patlatıcı ve belediye binasını dondurmak zorundayım. Zorundayım. Koruyucuyu basayım mı? Basayım.
Kraliçe bakın hala gidiyor. Topa orada hedef olacak. O yüzden Barbar Kralı yolladı. Sürekli cehennemi alsaydık güzel olurdu. Aha, boşu boşuna attık. Buzu boşuna attık diyecektim. Yine de 3 geliyor mu? Şu hava savunması birazcık sıkıntı yaratabilir ama hero'ların canı hala duruyor. Yetenekleri duruyor. Ve duvar kırıcımız var. Koruyucu, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Şu hava savunmasına bir tane vursan ne olurdu? Şimdi 3 geldi galiba. Şuradan mı duvarı kırayım? Yok. Sağdan kırayım. 2 tane X8 tadilattaydı ama şunu da göz önünde bulunduralım yani. Belediye binasını alamadık. Üstüne belediye 13'e saldırdı diyeceğim de savunmalar da 12 seviyesinde galiba. Neyse. Yaptık bir şeyler diyelim. Yaptık bir şeyler. Siz bence mantığı anlasanız yeterli. Buradan Barbar Kral'ın yeteneğini kullanıyorum. Zehri de yine boşa atıyoruz. Klan kalesi çıkmadığı için. O yüzden. Evet. Şimdi geçelim. Tekrardan belediye 13'e. İkidir belediye 13'e saldırıyoruz ama yapacak bir şey yok. Önemli olan hiçbir şey. Evet, saldırıya geçmiyoruz çünkü bir şey gösterecektim. Şimdi neden görünmezliği azıcık geç atıyoruz onu göstereyim. Bakın burada ben 6 tane okçu var. Belediye 12 kullandığımız için. O yüzden birazcık erken attım herhalde. Bakın şimdi buradaki olaya dikkatli bakın. Görünmezliği birazcık geç atmadığınızda yani Klan Kalesi'nin içindeki okçuları öldürtmeden atmadığınızda şöyle bir sıkıntı oluyor bakın. Okçular ve büyücüler iskeletleri görüyor. İskeletleri görünce okçu da iskelete hedef alıyor, büyücü de iskelete hedef alıyor. Okçunun vurma hızı büyücüden hızlı olduğu için bakın burada olacak şimdi. Cehennem Kulesi'ni aldık. Büyücülerin şu an gördüğü iskelet. Okçular da onu görüyor. Bak bir tane iskelete hepsi birlikte hedef alıyor. Ama okçu ona vurduğu için iskelet yok oluyor. Sonra geçiyorlar diğer iskelete. Bak iyi izleyin. Büyücülere bakın. Tam diğerine vuracaklar. Okçu karışıyor araya. Yine vuramıyorlar. Büyücüler bu oyuna böyle tapıyorlar oraya doğru. Bak yine aynısı oldu. Bak görüyor musunuz? Bug'a girdiler orada. Ne yapsak ne etsek. Oğlum bunlar niye ölüp duruyor falan. Bu şekilde sıkıntı yaratıyor. Şimdi geçebiliriz diğer saldırıya. Evet. Belediye 13'te şimdi bakıyoruz. Belediye binası yakın. Gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Ve şuradaki boşluğa indirdiğimizde büyücüler belediye binasına vurabiliyor. O yüzden direkt oraya da gönderebiliriz. Eğer belediye binasını alamayacaksak başka nereye indirir? Bakın bu aralık da güzel. Buradan anti uçak X'i onları indirse yine üçleyebiliriz. Ama belediye binası birinci unsur. Birinci dikkat etmemiz gereken unsur. Patlatıcı şuna bir tane buz atmamız gerekecek gibi duruyor. Tazı harika gitti. Ben soldaki hava savunmasını göndermek için atmıştım. Mecburen balonla tanklamaya çalışacağız. Patlatıcıyı da dondurduk. Şimdi bakın Zeppelin indi. Tamam mı? Azıcık bekledim. Görünmezlik. Fazla da beklemeyin. Kayaçlar yapıştırdı mıydı ondan sonra? Oraya boşu boşuna görünmezlik atarsınız. Benim büyücüler orada mı falan niye hasar vermiyor diye sorgularsınız. Gördüğünüz gibi büyücüler iki sefer vurdu ve görünmezlik attım. Şuraya bir tane daha atarsak buradan birkaç değer daha elde edebiliriz gibi. Bu şekilde. Şimdi bakın buradaki koridor çok dağınık. Her yerde bina var ama sağ tarafa geldiğimizde direkt böyle ejderler dümdüz ilerleyecek bir koridoru var. Şu sağdan da yine sadece kraliçe atacağım. Şimdi bir tane balon atıyoruz yine girişte tuzak var mı yok mu diye bakmak için. Sonrasında ejderler arkalarına balon. Şuraya bizim kraliçe. Bebek ejderi bekletebiliriz. Kraliçeyi şimdi azıcık bekleyelim. Rakibim burada savunmaların hedefine girecek. Bıraktım Barbar Kralı. Öfke kulesi ne ya? Öfke büyüsünü de aşağıya saklıyorum. Çünkü şurada bakın canı yüksek binalar var. Ve koruyucu da iyi gider orada. Balonların da ölmemesi için burada koruyucunun yeteneğini bastım. Çünkü balonlar ne kadar ilerleyebilirlerse merkeze doğru o kadar hava tuzağını ne denir ona? Hava tuzağını aktif eder. Ondan sonra ejderlerin güdümlü kırmızı bomba vesaire bunları yemesini engeller. Şu an buz büyüsünü kullansam iyi olacaktı herhalde merkezde birazcık. Barbar Kral'ın yeteneğini bastım. Ejderler burada dağılabilir çünkü aşağıdaki binalar düşmediği için. Bebek ejderi şuraya atalım bir tane. Bir tane de buraya atalım. Şuraya okçu atalım. Yine galiba şampiyon arttırarak 3 yıldızı aldık. Gördüğünüz gibi bu şekilde üşüyebiliyorsunuz. Duvar kırıcıyı da şuradan yollayalım. Kraliçe de oradan içeri girsin. Elimizde yine büyüler var. Böyle işte. Belediye binasını indirirseniz eğer özellikle ve etrafında da birkaç savunma varsa X'e gibi, Kayaçlar gibi, ne bileyim Cehennem Kulesi gibi, rakibin kraliçesi veya şampiyonu bunlar da güzel tehdit unsurları ejderler için. Onları alabiliyorsanız bayağı bir kolay üşersiniz. Gördüğünüz gibi ben hala şampiyonu atmıyorum çünkü üçlüğü alacağız bu şekilde.
Kraliçenin yeteneğine basınca ilk sayıda düşecek. Büyüleri de sallayalım, slotumuzu bozmasın. Şu şekilde. Evet. Bu. Bir de bu ordu mesela her düzene gitmez tazı balon gibi. O kadar tazı balon kadar güçlü değil. Güçlü ama o kadar güçlü değil. O yüzden bazen 3 atamadığınızda direkt moral bozmayın. Şimdi Belediye Binası 12'de ben ne demiştim? İstediğiniz yere zeplin gönderebilirsiniz. Güdümler asla durduramaz. O yüzden mesela ben buradan direkt zeplini yollayacağım. Belediye binasına alacağım. Yine belediye binası 12'li için max bir köy galiba. Hero'lar çok max değil. Neyse önemli olan bu değil. Önemli olan taktik. Ama dur. Acaba belediye binası almadığımız bir saldırı mı yapsam? Ama her yere zeplin gittiği için bunun bir önemi yok ki. Her türlü belediye alacağız muhtemelen. Tazlı'yı yolladım. Şimdi zeplin 4 level olduğu için 12. belediye binasındaki güdümler hiçbir etki yapamaz bu 4 max level zepline. O yüzden bakın burada belediye binasını indireceğiz. Etrafındaki binaları da temizlemiş olacağız. Aşırı kolay bir 3 yıldız olacak gene. O yüzden süper büyücüyü belediye 12'de kaldırsınlar. Bu ne kardeşim ya? Evet, burada çok dağınık bir koridor var mesela. Nasıl burada bir koridor düzenleyebiliriz? Nasıl yapabiliriz o işi? Bakın çok dağınık. Köy gerçekten çok dağınık. Ne yapabiliriz? Bak burada birazcık savunmasız bir alan gördüm. Balon attım oraya. Bebek ejderi buraya yolladım. Bebek ejderi oradan az bir temizliğini yapsın. Zaten süre olarak çok sıkıntı çekmiyoruz. Bu belediye binası seviyesinde. Belediye 15'te ben bu oyuna %99'da kalıyorum. Şimdi bebek ejderi orayı temizleyecek. Nereden girebiliriz? Şu an alttan da girebiliriz. Üstten de girebiliriz. Koruyucuyu da atmaya gerek var mı? Onu düşünüyorum ben şu an. Şimdi buradan başlayabiliriz bence. Bir tane balon attım. Arkasına ejderler, kalan balonlar. Bu şekilde hallettik. Kraliçeyi biraz daha sağa doğru orada atacağım. Orada kullanacağım. Evet. Sayın yetkili arkadaşlar, Süper Tel'deki bu. Süper büyücüyü lütfen yasaklayın. Engelleyin. Bu ne ya? Şimdi ben süreden yemeyeceğiz dedim ama bu ejderler alttan gidecek, böyle tavaf yapacaklar. O süre içerisinde muhtemelen süreden yiyeceğiz. Şu buzlu hava savunmasını kullanalım. Süreden yememek için Barbar Kral ve Kraliçe'yi buradan atacağım. Bu sayede kelle avcısını nerede kullanacağınızı gösterebilmiş olabilirim. Burada kelle avcısını kullanabilirsiniz. Koruyucuyu hala atmadım. Ejderler çok da sağa doğru gitmesin diye şuraya bir tane daha bebek ejder atayım. Hirolar oradan gidiyor. Koruyucu elimizde. Öfke büyüsünü bizim ejderlere mi kullanalım burada? Rakibin kraliçeye buz atsak mı? Öfke atalım hadi dur. Öfke atalım. Buz elimizde kalsın. Barbar Kral'dan oradan yeteneğini kullanıyoruz. Hava savunması ejdere çok vuramıyor lan baksana. Baya yetersiz ya. Hava savunmasına da buradan güçlendirme istiyoruz. Süpertel. Görüyorsunuz elimizde artanları. Belediye binasını alın. Etrafında muhtemelen bina olur. İlla ki olur belediye 12'de. Şu elimizdekileri bir salalım, elimizden çıkaralım. İlla ki olur. O yüzden belediye 12'lere tavsiyem direkt belediye binasını süper büyücüyle alın. Kafanızın rahatına bakın. Ondan sonrası az önce gösterdiğim gibi ufak bir koridor oluşturmak. Videonun sonuna bu şekilde gelmiş bulunmaktayız. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz ordu varsa bunu belirtebilirsiniz. Belediye 15'te ordu belirtmeyin. Çünkü belediye 15'te efsanelikte çok zorlanıyoruz. O yüzden sadece süper büyücü tazı balon saldırısı yapıyorum orada. Teşekkürler. Bir de belediye 14 hesabım yok. Hepsini 15'e geçirdiğim için bu. Görüşürüz.